Merhaba hazırsan konu pekiştirme 2'ye başlayabiliriz. Bu bölümde fonksiyonun ortalama değişim hızıyla ilgili sorularımız var. Onları beraber çözeceğiz arkadaşım. Hadi bakayım birinci soru gelsin. F fonksiyonun kuralı verilmiş bakın. Eksi 1, 4 aralığındaki ortalama değişim hızı nedir? Bu aralıkta değişim hızını hesaplarken uç noktaların F4'ten F-1 eksi değerini çıkarıyoruz bakın. Aşağıya da 4 eksi Eksi 1 sayılarını ekliyoruz. Şimdi bizim için F4 lazım. Hemen şu aşağıda F4'ü bir hesaplayalım. F4 fonksiyonda X yerine 4 atılarak bulunuyordu. 4'ün küpü artı 1. Bakın burası 64 artı 1'den 65 sayısına bizi götürdü. Dolayısıyla F4'ün değeri 65. Eksi. Şimdi F-1'i bulmak istiyorum. Fonksiyonda X gördüğümüz yere 1 atacağız. Bakın eksi 1'in küpü yine eksi 1 artı 1. Sonuç 0 Burası da 0 yaptı. Bakın aşağısı 4 eksi eksi 1'den oraya artı yaptı. 65 bölü 5 o da bizi 13 sayısına götürür. Doğru cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. Gelsin ikinci sorumuz. İkinci soruya bakalım. P sıfırdan farklı. Bu kullanacağımız bir kriter soruda bir yerde bize bunu mutlaka soracak. O zaman bakalım F x üzeri 4 artı 1'in eksi p artı P aralığındaki ortalama değişim hızını sormuş. Yine uç noktalarda fonksiyonların kurallarını buluyoruz. Yani F P sayısını hesaplayacağım. Gerekirse F eksi P'yi hesaplayacağım. Bölü P eksi eksi P. X gördüğümüz yere bakın P yazalım. P üzeri 4 artı 1 eksi. Şimdi bakın F fonksiyonunda eksi P yazdığımız zaman eksi P'nin döncü kuvveti artı 1 Negatif sayının çift kuvveti biliyorsunuz ki onun artı yapacaktır. Oranda P üzeri 4 artı bir eşit olduğunu hesapladık yan tarafta. Şimdi pay kısmına dikkat ederseniz, aşağısı 2p oldu ama yukarısı birbirine eşit iki sayı birbirinden çıkarılmış, o zaman yukarısı 0, aşağısı 2p. Sonuçta 0 yapacak. O zaman bu fonksiyonun bu aralıktaki değişimizi 0'dır diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soru, bir firmanın en az sattığı ürünün satışından elde ettiği gelirin ürün adedine bağlı değişim fonksiyonu verilmiş. Yani miktarı buraya yazıyoruz. O miktar sayesinde satışından elde edilen geliri hesaplatan bir formül tanımlamışlar. Bu durumda f fonksiyonu 20. üründen 40. ürüne kadar olan değişimin satışındaki değişim hızını hesaplamamızı istiyor. Burada da bakın bir fonksiyon vermiş yine uç noktalarını problem şeklinde hitap etmiş bize. Sormuş daha doğrusu. O zaman biz ne yapalım? Bir f40'ı bulalım. f20'yi bulalım birbirinden çıkaralım. Bu aralıktaki değerlere bakıyorsak 40 20'yi de aşağı yazacağız. Şimdi bize f40 lazım. Fonksiyonun 40 olduğu durum. Yan tarafta bir hesaplama yapacağım. F 40. Peki x gördüğümüz yere 40 atıyoruz. Eksi 40'ın karesi 1600 bölü 4 artı 600. Bakın burası eksi 400 artı 600. X'in topladığım zaman onun 200 olduğunu hesapladım. Bakın F 40 200. Yerine yazalım. Eksi. Bir de f20'yi hesaplamak istiyorum. X gördüğümüz yere bu sefer bir 20 atalım. Eksi. 20'nin karesi 400 bölü 4 artı 600. Bakın f20 400'ü 4'e böldüm. Eksi 100. 600 ile toplanırsa bizi 500 sayısına götürdü. Dolayısıyla f20'nin de değeri 500 oldu. Bölü. Değişimizi aşağının 20 olduğunu. Negatif çıkacak gibi görünüyor. Bakın çıkardığımız zaman eksi 300'ü 200'e bölersem eksi 15. Doğru cevap A şıkkıdır. Toplam özür dilerim. B şıkkıdır diyebiliriz arkadaşım. Devam edelim dördüncü soruyla. Dördüncü soruda ne anlatıyor? Bakın bize bir grafik varmış. Grafikte öncüller var. Hangileri doğrudur diyecek. Eksi 4, 7 aralığında tanımlamış f fonksiyonu için. Bakın fonksiyonu şöyle incelediğimiz zaman bazı yerlerde artıyor, azalıyor. Eksenleri bir noktada kesiyor. Birinci öncüle bakalım. Eksi 3, 0. Aralığındaki ortalama değişimimiz de eksi 1'dir. Bakın grafiklerde yorum yaparken, konuyu anlatırken de söylemiştik. x, eksi 3, 0. Bu aralıkta x bu değerleri alırken Y'nin aldığı değerler grafiğin üzerinde işaretlenir. Bir de buradan bir doğru çekeriz. X eksen üzerindeki değişim eksi 3'ten 1'e. Şuranın eğimine baktığımız zaman bakın ne oldu? Hesaplayalım. Burası 4, burası 1 birim. Şurası 3 birim yaptı. Burası da 3 birim. O zaman 3 bölü 3'ten değişim hızı 1'dir diyoruz. Eksi 1 olma şansı maalesef yok. O yüzden burası yanlış. Çünkü zaten burada bir artış söz konusu. Değişim hızı artı gider. O birinci söyleyeceğimiz. Bir de bu doğru parçasının eğimine baktığımız zaman burası dar açıdır. Dolayısıyla negatif gelme şansı yoktur. Kafadan eleyebiliriz. F fonksiyonun en büyük değeri grafikte 4'tür diyor. Grafiği incelediğimiz zaman bu aralıkta hareketine baktık. Aldığı en büyük y değeri tepe noktası burası olduğu için 0'a 4 noktasındadır ve değer olarak sorduğu için değeri 4'tür. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Eksi 3 0 arandaki ortalama değişim 1 bulmuştuk biraz önce. 0 2 arandaki ortalama değişim büyüktür. 0 2 bakın burada 0 burası 2 burası. Buradan buraya bir doğru parçası çekelim. Evet bu doğru parçasının eğimine bakmak istiyorum grafikte. Yatayda 0-2 arasında gittim. Bakın şuranın uzunluğu 1. Buranın uzunluğu 2. 1 bölü 2 buranın değişim hızının 1 bölü 2 olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu aralıktaki değişim hızı 1'di. Burası 1 bölü 2 daha büyük çıktı. O zaman bu ifade de doğrudur diyebiliriz. Doğru cevaba D şıkkını işaretledik. Tane tane ilerliyoruz. 5 numaralı soruya geldik. Bakalım ne diyor soruda? Gx fonksiyonu x kare eksi x fonksiyonun aşağıdaki aralıkların hangisinde ortalama değişimizi eksi 3'tür. Tabii ki bu uç noktaların kurallarını bulup değişim hızlarını hesaplayacağız. Hemen A şıkkına bakalım. Biraz hızlı yapmak istiyorsak hemen bir 1 atıyorum. Bakın 1 atarsam burası 1. Bir. 1'den çıktı 0. Eksi. Bir de eksi 1 atmak istiyorum. Diğer uç nokta. Eksi 1'in karesi 1. Eksi. Eksi 1. Bölü. Aşağıya hesaplayacak olursak 1'den eksi 1'i çıkaracağız. Burası 0. Bakın içerideki parantez 2 yaptı. Önünde bir eksi var. Eksi 2 bölü. 2. Dolayısıyla eksi 1 çıktı. Ortalama değişimizin eksi 3 değil. B şıkkına bakalım. 0 atıyorum. Bakın 0 atarsa hemen 0 eksi. Eksi 1 attım. Biraz önce eksi 1 atmıştım ve onun 2 olduğunu bulmuştum zaten. Uç noktalar 0 eksi eksi 1. Bakın yukarısı eksi 2 aşağısı 1. Sonuç eksi 2 çıktı. 3 olmadı. O yüzden eledim. C şıkkına bakalım. Bakacağım şey 4. Yani F4 eksi F1 bölü 4 eksi 1. 4 atarsam 4'ün karesi 16 eksi 4 eksi 1 yazarsak biraz önce de bulmuştuk 0 yapıyor. Çünkü ikisi de 1 1 0 ulaştırdı. Aşağısı 3 hesaplayacak olursak bakın şuradan 12 geliyor. 12 bölü 3'ten ortalama değişimizi 4 çıktı. O zaman bu da değil. Bizden eksi 3 olanı soruyordu. D'ye bakalım. Bakacağımız şey f0 eksi f eksi 2 bölü 0 eksi eksi 2. Fonksiyonda 0 koyarsam 0 yaptı eksi. Bir de eksi 2 atıyorum fonksiyonda. Bakın g, yani isimlendirirken burada f kullanmış. Biz g kullandık. Karıştı. Bunlara g diyebiliriz. g eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi, eksi 2'den yukarıdan 6 olduğunu söyleyebilirim. Bölü. Aşağısı bakın 2 geldi. Eksi 6 bölü 2'den de eksi 3. Ortalama değişim hızı eksi 3 olanı soruyordu. Doğru cevap o yüzden D şıkkıdır diyeceğiz arkadaşlar. Fonksiyonlarda uygulama yapıyoruz. Bakın 6. soruda gx fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon verilmiş. 3x eksi 1903. Fonksiyonun bir 13 aralığındaki ortalama değişim hızı nedir diyor. Hatırlatma yapalım. Doğrusal fonksiyonlarda değişim hızı sabittir, değişmez ve değişim hızı o doğrunun daima eğimidir diyoruz. Uzun uzun bu noktaları yerine koyup işlem yapmak yerine direkt ortalama değişim hızına 3 diyebiliriz. O yüzden doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Bilgi burada çok daha kısa çözüm yaptırıyor bize. Bakın bir kap sabit hızla atmakta olan su ile doldurulunda kapta biriken su seviyesini gösteren grafiği şeklinde vermiş. Buna göre kabın şekli aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi sabit su akıyor, suyun yüksekliği yavaş yavaş artıyor. Bir müddet sonra da çok hızlı şekilde artma gösteriyor. Yüksekliğin bir artışı söz konusu ve zamana bağlı olarak çok hızlı gerçekleşecek. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman sabit su akıyor bu yukarıdan boşaltıldığında Yükseklik yavaş yavaş artıyor ve sonlara doğru şekil daraldıkça yüksekliğin birden hızlanması gerekiyor. Çünkü akış miktarı sabit birden dolduğunu düşünebiliriz. O yüzden A şıkkı bunu belirtebilir. Bakın bunlarda da var. Burada burası dar olduğu için su miktarındaki artış sabit suyla daha hızlı olup yavaş yavaş gerilecektir. Yani onun aslında A şıkkının grafiğinin şöyle olduğunu düşünebiliriz. Buradaki yükseklik artışı mesela düz olduğu için sabit olarak gidecektir. Onun grafiğinde böyle düşünebiliriz. Çünkü yükseklik yanlar daralmadığı için sabit su bunu yüksekliğini yavaş yavaş arttıracak. E şıkkı da öyle. Bakın bu da koniye benziyor. Aşağısı dar olduğu için suyu boşalttık sıra yükseliş hızlı olur. Burada da yavaşlamaya başlar. Yani burada da bu ikisinin birleşimi olacaktır. Yani böyle gelip böyle gidecektir. Ama bize en uygun şık o yüzden A şıkkıdır diyebiliriz. Aşağının genişliğinin daralması yüksekliğini birden hızlı bir şekilde artmasını sağlar. O yüzden değişim hızı bu şekilde ölçülebilir. F, G, H fonksiyonlarını vermiş. Fonksiyonların değişim hızları sırasıyla bu şekilde. Bunların sırasını istemiş. Biraz önce bahsettiğimiz bilgiyi burada kullanabiliriz arkadaşlar. Yine bakın doğrusal fonksiyonlar vermiş. Doğrusal fonksiyonları hatırlayalım. Değişim hızları sabittir ve onların eğimine karşılık gelir. Eğimi bulurken x'in katsayısını alacağım. O zaman bu fonksiyonun şöyle düzenleyecek olursam yukarısı 4 x bölü 3 eksi 7 bölü 3 diye düşünecek olursam yani x'in katsayısını buradan böyle alacağım şekilde düzenlersem m1 sayısı 4 bölü 3. Fonksiyondaki değişim hızı 4 bölü 3. Aynı mantıkla devam edecek olursam şöyle x'in katsayısını şuradan bunu buna böldüm. Buna böldüğüm zaman ayrı ayrı bölme yaptığım zaman bunun değişim hızının m2'nin eksi 4 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Haşın direkt bakın burada gözüküyor. Değişim hızı eğimi 2. Bunları sıra alacak olursak bunların en küçüğü M2 daha sonra M1 geliyor en büyüğünde de M3 olduğunu söyleyebilirim doğru cevap C şıkkıdır ortalama değişim hızında eğimin önemi bulundu. Şimdi bakın burada yine karşımıza bir doğrusal fonksiyondan bahsediyor. Bununla ilgili ortalama değişim hızını araştırmamızı istiyor. Birazcık analitik bilgi gömü bilgilerini de burada kullanacağız. Doğrusal fonksiyonun grafiği x eksenini absesi 4, y eksenini ordinatı 6 olan noktada kesmektedir. Fonksiyonun 0-4 aralığındaki ortalama değişim hızı. Doğrusal fonksiyon ortalama değişim hızı o doğrunun eğimidir. Dolayısıyla o doğrunun eğimini bulmak istiyorum. İki tane yolum var. Bir grafik üzerinde x eksenini 4'te kesmiş. Y eksenini 6'da kesmiş. O zaman 6'yı da işaretledim. Doğruyu şöyle çizelim. İkisini birleştirdim. Bir doğrunun eğimi x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Çok karışıkmış gibi bir cümle ama buranın tanjantını açacağım. Bakın geniş açı negatif olabiliyor. O yüzden burası şu an uzunluğu karşı kenar 6 burası 4. Eğimine bakacak olursak eğim. Karşı dik kenar 6. Komşu dik kenar 4. Ben buranın eğimini buldum. Onu 180 derece tamamlayan açı olduğu için eksilisini alacağım. Düzenleme yaparsam eksi 3 bölü 2'yi işaretleyeceğim. Bu birinci yol. İkinci yolda geçtiği noktası biliniyorsa x eksenini absisi 4 olan noktada kesiyor. O zaman x ekseninde 4'e 0'a karşılık gelir. y ekseninin ordinatı 6 olan y ekseni üzerindeki bir noktanın da x'i 0, 0'ı 6'da keser. Şimdi geçtiği iki nokta belli. Bu doğrunun eğimi bize ortalama değişimizini zaten veriyor. Negatif bir sayı geleceğini zaten gördük. Hemen işaretleyelim. Y'ler farkı 0-6, X'ler farkı 4 eksi 0 yani eksi 3 bölü 2 A şıkkına bizi götürecektir. Geometrik olarak da çözdük. Analitik bilgilerimize de çözebiliriz. Birazcık da doğru denklemini bilmek gerekiyordu burada. Evet 10 numaralı soruya geldik. Soruyu dikkatlice okuyacağız. Biraz uzun bir soruya benziyor. Bakın aralıklar falan vermiş. Ortalama değişim hızıyla ilgili bir soru. Bakalım ne anlatıyor bize. Bakın R'den R'ye tanımlanan fx fonksiyonunun bu aralıkta, bu aralıkta ve bu aralıklarda ortalama değişim hızları sırasıyla 8, 10, 12'dir. Bu durumda f fonksiyonunun baştan sona bu aralıkların birleşimiyle oluşan aralıklardaki ortalama değişimimizi nedir? Şimdi pratik olarak şunu söyleyebiliriz. Bakın aradaki fark 2, aradaki fark 2, aradaki fark 2. Bir aralığı eşit parçalara bölmüş. Ortalama değişim hızlarını sormuş. O zaman bunların aritmetik ortalamasını alıp sonuca gidebilirsiniz baştan sona. Demek istediğim şey şu. Tabii daha uzun yoldan da yapacağız. P, P artı 2, P artı 4, P artı 6. Bunlar arasındaki fark hep 2. 2 birim aralığımız var. Artış miktarları. Değişim hızları da bu şekilde verilmiş. Aralıklar eşit olduğu için aritmetik ortalaması direkt bize sonucu götürür. Topladığımız zaman 33'e bölersek 10. B gıdırı işaretleyeceğim. Fakat yani bunu şu şartlarda daha önce çözdüğümüz formüller, yöntemlerle pratik olarak söyledik ama gelin uygulama yapalım. Uzun yol. Şimdi bu aralıktaki değişim hızını şöyle hesaplıyoruz. F P artı 2 eksi fp bölü p artı 2'den p'yi çıkarıyorum ve sonucun 8 olduğunu bize vermiş. Düzenleyecek olursam f p artı 2 eksi fp. Bakın bu p'ler birbirini götürdü. İşler dışlardan 16 yaptı. Şimdi aynı mantıkla bunları çıkaracak olursam f p artı 4 eksi f artı 2 sayısı paydaya 2 geliyor. Çünkü bundan bunu çıkardım. 10 çarptım. 20 diyeceğim. Biraz hızlandırmak için yaptım işlemi. Fp artı 6 eksi Fp artı 4. Yine payda da 2 var. Bundan bunu çıkardım. 12 ile çarptım. 24. Şimdi bakın burada bazılar birbirini götürüyor. Taraf tarafa toplayalım. Birazcık ispat yapmış oldum. Tezimi destekliyorum. Bunları topladığım zaman taraf tarafa eksiller birbirlerini götürdü. Elimde kalan şu. P6 eksi Fp. Evet sağ tarafı topladım. Burayı toplarsam 24, 30, 40, 60 yapıyor. Ortalama değişim hızı nereden nereye bakıyorduk? Bakın buradan buraya. O zaman aradaki fark bundan bunu çıkarırsam 6. Her tarafı 6'ya bölüyorum. Bakın 0, P artı 6 aralığındaki değişim hızını veren ifade solda var. E sağ tarafta 10. Dolayısıyla cevabımız 10 diyebiliriz. Yani aslında burada biraz önce söylediğim ifadeyi böyle birazcık ispatlamak gerekti. Tabi aralıkların birbirine yani mesafesinin eşit olması aritmetik ortalamasını ortaya çıkardı. Devam edelim bakalım bir sonraki soruda ne anlatıyor bize. Bir hareketlinin t dakika sonra aldığı yol h fonksiyonuyla verilmiş. Hareketlinin harekete başladığı ilk 3 dakikalık sürede başladığı nokta olan uzaklığının ortalama değişimizi nedir? Başladığı nokta 0 noktası. 0. saniye. Bir de 3 dakikada 0 ile 3 arasındaki ortalama değişim hızından bahsediyor. O zaman yapacağımız şey f3 eksi f0 bölü 3 eksi 0'dır. 0. saniye veya dakikadan itibaren 3 dakika sonraki değişim hızı bu fonksiyonda nereye bizi götürecek? Hemen f3'ü bulalım o zaman. f3 fonksiyonda x gördüğümüz yere 3 koyuyoruz. Ne yaptık? 3'ün küpü eksi 3'ün karesi artı 4. Eksi. E fonksiyonu da sıfır atarsak bakın geride sadece bir 4 kaldı. Aşağıda da sadece bir 3 kaldı. Şimdi bakın burası. Şu dörtler birbirini hemen götürür. Şurası. 27 2 ile çarptım. 54 eksi 9 bölü 3. Yani 45 bölü 3. Ortalama değişim hızının 15 olduğunu gösterir. Doğru cevap E şıkkıdır dedik arkadaşlar. Bize verilen fonksiyonun ortalama değişim hızını ve zamanların dilimini verdiği için... Direkt ortalama değişim hızında hesap yaptım. 12. soruda bir fonksiyon vermiş, sabit fonksiyon. Hatırladınız mı? Sabit fonksiyonda ne yapıyorduk ortalama değişim hızı için? Bir bilgi vardı, bir not yazmıştık. Sabit fonksiyonun ortalama değişim hızı daima sıfırdır. Sabit olarak devam eder. Doğru cevap edir nedir deriz. Ama böyle grafikle de inceleyelim. Koordinat sistemi uçlarını, isimlerini belirtiyoruz. X, absis ordinat orjin. y eşittir 4 fonksiyonu y eksenini 4'te kesen x eksenine paralel olan sabit fonksiyonun grafiğidir. Burası daima 4'tür. Ada da y eşit 4'tür. Bakın değişim hızı sabit. Hiç artmıyor. Bu bir doğru. Bu doğrunun x ekseninden paralel olmasından eğimi de 0'dır. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Yani üç değişik yoldan yorum yaptık. Yine unutmayın elimizdeki bilgiler çok etkin bir şekilde kullanılacak. AYT bu şekilde 13 numaralı soruya geldik. Bakın f fonksiyonu 0,5 kapalı aralığından reel sayılara tanımlanmış. Parçalı fonksiyon x diyor 0 0,3 aralığındaysa sabit yine x'e götürüyor kendisine götürüyor. Eğer 3 ile 5 aralığındaysa x artı 3 bölü 2 dalanı kullan diyor. Yeniden tanımlanmış. Tanımlı f fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur? En büyük değer 3'tür. Şimdi şu aralığı düşünecek olursak yine kendine götürdüğü için bu aralıkta alacağı değerler yine 0 ile 3 arasında kalır ama 3 dahil değil. 3 ile 5 arasındaysa x değerleri bunları yerine koyduğumuz zaman uç değerleri koyalım. Sonuçta bir doğrusal fonksiyon bir doğru belirtiyor. 3 atarsam 3 koydum. 6 bölü 2'den 3. 5 atarsam buraya 5 yazdım. Bakın 8. 4 aralığına taşır. Doğrusal fonksiyon aralığı aralığa taşır. 3, 4 aralığına taşıdı. Bakın en büyük değer 3'tür diyor. Fakat ondan daha büyük değerler var burada. Bu dalı seçersem. Bu ifade yanlış. 3-5 aralığındaki değişim hızı 2'dir diyor. Ölçelim. Hemen ikinci öncülü ölçüyorum. F5 eksi F3 bölü 5 eksi 3. Yapacağımız şey F5. 5 atınca 4 çıkmıştı. 3 atınca 3 çıkmıştı. Bölü aşağısı 2. Bakın ne oldu? Yukarısı 1 aşağısı 2. Değişim hızı 2'dir diyor. Yanlış. O zaman doğru cevap C şıkkıdır tabii ki. Ama yine de ölçelim. 0-3 aralığında ortalama değişim 1'dir diyor. 3 noktasını koydum. F3 eksi F0 bölü 3 eksi 0. 3 arttığımız zaman 3 eksi 0 bölü 3. Dolayısıyla 1. Değişim hızı 1'dir. Doğru cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Evet. Sıkılmadık değil mi arkadaşlar? Az kaldı. Sanırım son soruydu bu grafik şeklinde bir yorumlama yapıp olayı noktalandıracağız. Değişim hızı aslında çok zor olmayan bir konuydu. Bakın ne diyor? Eksi 6, 8 aralığında tanımlı gx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre ortalama değişim hızı aşağıdaki hangisinde en büyüktür? Ben burada grafik üzerinde çalışırken hemen böyle işaretleme yapıyorum. Bakın ne diyor? Eksi 6, eksi 4. Buradan buraya zaten doğru biçiminde verilmiş. Hemen eğimine bakıyorum şuraya. Buranın uzunluğu 2 birim. Buranın uzunluğu 2 birim. Burada 1. Bir. En büyüğü soruyor. Tamam mı? Büyükten küçük bir sayı bulduk ama eleyeceğiz orayı. Buraya baktım. Burası bir birim. Burası o üç birim. Burası 1 bir bölü 3 yaptı. O da olmaz. Bu küçük yani birden daha küçük. Buna baktığımız zaman azalıyor. Şöyle çekelim. Pratik bilgi. Hemen uç noktaları birleştirdik. Bu doğru parçası neymi? Geniş açıdır. Azaldığı için kesinlikle negatiftir zaten. Eksi bir sayı gelecek. Biz artı birimiz var. O yüzden en büyükten elendi. Şöyle çektim. Buranın uzunluğu bir birim. Buranın uzunluğu 4. 1 bölü 4. O da birden küçük. Almayacağım. Şuradan çektim. Buranın uzunluğu bakın 5'ten 3'e 2 birim. Burası 1 birim. Bunun buna oranı 2. O zaman 7-8 aralığında bu fonksiyon değişim hızının en büyük olduğu durumu ortaya çıkarız. Evet grafik üzerine yorumlarken uç noktalardan doğru parçalarını çizdik. Peki detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım faydası olmuştur. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Başarılar arkadaşlar. <laughs>